أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين درس olan ve Cenabı Mevlası ile konuşması olan namaz. Bakara suresinden ve Müddessir suresinden iki bölümü nakledeceğiz. Bakara suresi 238. ayet. Estaizu billah. Hafizu muhafaza edin. Ale selavat namazları muhafaza edin. Ve salatil vusta ve orta namazını da muhafaza edin. Ve gumu ve kaim olun. Kıyamda durun. Lillah Allah için ganetin itaat ediciler olduğunuz halde. Hafizu ala salavati ve salatil vusta. Namazları ve orta namazını muhafaza edin. Orta namazı hakkında alimler farklı görüşler beyan etmişler. Bir görüşe göre Orta namazı sabah namazıdır. Başka bir görüşe göre orta namazı ikindi namazıdır. Diğer bir görüşe göre ise orta namazı yatsı namazıdır. Namazları muhafaza etmemiz emredildikten sonra bu namazların ilave edilmesi bu namazların kıymetine binaendir. Cenab-ı Hak namazları muhafaza etmemizi hafizu emriyle beyan buyurmuş. Hafizu muhafaza edin. Hafizu Arapçada mufaale babından emir. Mufaale babının da özelliği bir ortaklık ve iştirak olması. Acaba hafizu muhafaza edin emrindeki ortaklık ve iştirak kimler arasında? İki ihtimal var. Birinci ihtimal bu iştirak ve ortaklık kul ile Allah arasında. Buna göre mana şöyle olur. Namazları ve orta namazını muhafaza edin ki Allah ta sizi cehennem ateşinden muhafaza etsin. Allah ta sizi dünyevi musibetlerden muhafaza etsin. İkinci ihtimal bu ortaklık kişi ile bizzat namazın kendi arasındadır. Buna göre mana şöyle olur. Namazı muhafaza edin ki bir namaz sizi ateşten muhafaza etsin. Namazı muhafaza edin ki iki namaz sizi günahlardan muhafaza etsin. Günahlarla aranızda bir perde olsun. Namazı muhafaza edin ki üç namaz sizi dünyevi musibetlerden muhafaza etsin. Allah'ın rahmetini celbesin. Dünyevi musibetlerle aranızda bir perde olsun. Bütün bu manaları toparlarsak Hafizu ala salavati ve salatil vusta. Namazı ve orta namazını muhafaza edin ki Allah da sizi muhafaza etsin. Namaz da sizi muhafaza etsin. Ve gumu lillahi ganitin. Ve Allah'a itaat eden Allah'ın sözüne itaat eden Allah'ın emrine itaat eden kullar olarak Allah için ayakta durun. Allah için namazda kıyam yapın. Allah için ellerinizi bağlayın. Boynunuzu bükün ve Allah'a olan kulluğunuzu bu şekilde ilan edin ve namazın kıyamını itaatiniz ile cem edin. Fe'in <laughs> hüftum. Eğer korkarsanız, bazılarından duyuyoruz. Diyorlar ki namaz kılmaya benim vaktim yok. İşte namaz kılmamaya özü olarak vakitlerinin olmadığını gösterenlere bu ayet bir cevaptır. Fe'in hiftun eğer korkarsanız. Korku namazı Nisa suresinde anlatılır bir de Bakara suresinde anlatılır. Nisa suresinde anlatılan korku namazı düşmanla savaşırken ve düşmanla karşılıklı cephede beklerken kılınan bir namaz. Burada anlatılan namaz ise düşmandan kaçarken kılınan bir namaz. Oldu ya İslam ordusu bozguna uğradı ordu dağıldı ve Müslüman mücahitler kaçmak zorunda kaldı. Böyle bir halde namazlarını kazaya bırakabilirler mi? Kaçıyorlar ama namaz vakti çıkacak. Böyle bir kimse ne yapar? İşte cevap fericalen ayakta durduğunuz halde ev rukbana veya binekli olarak namazlarınızı kılın. Ricalen kelimesine Hanefi mezhebi imamları ayakta durmak manasını vermiş. Yani kaçan bir insan namazını kılmak için eğer yakalanmaktan korku yoksa bir şeyin arkasına saklanıp ayakta ima ile kılar. Hem düşmanı gözetle hem de namazını kılar. Bu manayı vermişler. İmam Şafi ise demiş ki ricalen kelimesinin manası koşarak demektir. Yani düşman arkamızda. Bizler düşmana yakalanmamak için koşmak zorundayız. Biraz dursak Düşman bizi yakalayacak. İşte böyle bir hengamda abdestimiz yoksa dahi hemen toprakla teyemmüm alıp koşarken evet yanlış duymadınız. Koşarken o namazı eda edeceğiz. Bu halde bile can pazarında düşman tarafından yakalanmak söz konusu olduğunda bile namazı kazaya bırakmak yok. Binek üzerinde ya da binekte değilsek koşarken Hanefilere göre ayakta ima ile bu namazı kılacağız. Şimdi soruyorum. Acaba namaz kılmayanların mazereti savaşta kaçarken canını kurtarmak isteyen insanın mazeretinden daha mı büyük ki Allah o kişiye bile namazı kazaya bırakma ruhsatını vermemişse bu zamane Müslümanına nasıl bu ruhsatı verdi? O kimsenin namazı kılmayışının sebebi namazın kıymetini bilmeyişidir. Namazın kıymetini bilseydi düşmandan kaçarken bile ima ile namazını kılar ve namazını kazaya bırakmazdı. Sayfayı çevirdim. Müddessir suresi. Namaz kılmayan kimse kendi kendini kandırmasın. Çünkü Cenab-ı Mevlamız, Rabbi Rahimimiz olan Allah, Kur'an'da, kelamında her amelin akıbetini göstermiş ve ibret almamız için önümüze koymuş. Şimdi bakalım namaz kılmama amelinin neticesi. Kullu nefsin her nefis bima kesebet kazandığından dolayı dünyada işlemiş olduğu amelden dolayı vahine rehindir. Evet. Amel sahibini rehin almıştır. İlla eshabel yemin ama sağ ashabı amel defterini sağdan alanlar cennet yolunun yolcusu ve cennetin misafiri olanlar müstesna onların amelleri onları rehin almaz fi cennet onlar cennettedir. Bakın şimdi. elun Onlar sorarlar kime anil mücrimin günahkarlara ehli cehenneme. Onlara sorarlar. Ne derler? Derler ki ma fi sagar. Sizi cehenneme ne soktu? Siz dünyada ne yaptınız da rahmeti her şeyi kuşatmış olan Rabbimizin rahmetinden hariç kaldınız? Affetmeyi seven, bağışlamayı seven, kulunu bağışlamak için bir sebep arayan Rabbimizin affından ne yaptınız da istifade edemediniz? Sizin günahınız ne? Acaba onları cehenneme ne soktu? Acaba onlar cehenneme hangi amelleri sebebiyle girdiklerini söyleyecekler? İşte onların dört büyük cinayeti. Galu onlar dediler ki: "Lan naku minal musallin." Bakın. Birinci günah biz namaz kılanlardan olmadık. Demek cennette bu soğuğu soranlar namaz ehli ve cehennemde bu soğuğa cevap verenler Namaz kılmayanlar, Cenab-ı Hak bize lenneku minel musallin namaz kılanlardan olmadık cevabını verdirmesin. Çünkü bu cevabı verenler cehennemde olacak. Bu cevabı vermemenin yolu da bu dünyada namaz kılmaktan geçiyor ikinci günahları velen naku nud imur miskin biz miskini fakiri yedirmedik üçüncü günahları ve kunna nahuzu ma al haizin. biz batıla meleyani işlere boş sözlere dalanlarla beraber biz de daldık. Onlarla beraber zamanımızı zayi ettik. Ömrümüzü zayi ettik. Hayatımızı zayi ettik. Ve kunnâ nukezzibu bi din ve biz dünyadayken şu ceza gününü yalanladık. İnanmadık Allah'ın bir gün bizi huzurunda cem edeceğine. İnanmadık öldükten sonra bir daha dirileceğimize. Hatta etanel yakin ve en sonunda yakin ölüm bize ulaştı. Evet sevgili kardeşlerim kişiyi cehenneme sokacak ve cennet ehlinin sizi cehenneme ne soktu sorusuna cevap olacak dört amel. Namaz kılmamak, miskini doyurmamak, dalanlarla beraber boş işlere, boş sözlere yanlış itikatlara dalmak ve Allah'a kavuşma gününü yalanlamak. Bir daha ayetlerin manasını tekrar edip dersimizi öyle tamamlayalım. Namazları muhafaza edin ve orta namazını da muhafaza edin ve itaat edici kullar olarak Allah için namazda kıyam yapın, kaim olun. Eğer korkar ve kaçmak zorunda olursanız savaş esnasında namazı ayakta ima ile ya da kaçarken, koşarken ya da bineğinizin üzerinde kılın. Ve müddessir suresi. Her nefis yapmış olduğu amelden dolayı rehindir. Ancak ashabel yemin kitaplarını sağdan alanlar müstesna. Onlar cennettedir. Günahkarlara, sorarlar, mesele fi sagar, sizi cehenneme ne soktu? Onlar derler ki, biz namaz kılanlardan olmadık, biz miskini yedirmedik, biz dalanlarla beraber daldık ve biz din gününü yalanladık ve nihayet ölüm bizi yakaladı. Cenab-ı Mevla cümlemizi ehli salah eylesin. Namazı bizlere sevdirsin. Namazın aşkını gönüllerimize, kalplerimize atsın. Huşu ile namaz kılmayı bizlere دنيا نون إن قيمت لشيبس. آمين آمين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم تقبل منا بهمة الفاتحة.